Spor ekranlarında magazin ve sporu buluşturan program HT Spor Magazin'e hoş geldiniz. Çok özel ve çok eğlenceli özel röportajlarımızla, spor magazin dünyasından nostaljik görüntülerle, haber turumuzla ve araştırmalarımızla karşınızdayız. Bakalım bu hafta programımızda neler izleyeceğiz? Arda Turan'dan eşi Aslıhan Turan'a ince gönderme. Hanımınız da en az sizin kadar meşhur değil mi? Benim kadar değil ama meşhur. Devrim Özkan, Galatasaraylı Lucas Torreira'dan evlilik teklifi mi aldı? Bir teklif de gelmiş diye duyduk ama. Nereden duydun? Şampiyon olamamak, Fenerbahçeli Derya Uluğ'un canına nasıl tak etti? Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu görmek istiyoruz. Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu gerginliğiyle ilgili ne dedi? Kerem Aktürkoğlu'yla bir gerginlik yaşandı sanırım. Bir doğru yol, yanlış yol tartışması yaşandı. Size bir gönderme, bir fotoğraf paylaştınız. Neler söyleyeceksiniz? İşte spor magazin dünyasında haftanın haberleri ve özel röportajları. Sibel Can'dan Galatasaraylıları çıldırtan şarkı. Cimbom yanı yolun açık olsun. Özcan Deniz'in en sportif yılları. Sergen'in kendi adını taşıyan atı Sergen'e bindiği günler. Bunu ben Tayken almadım, bunu birisinden aldım. Benim adımı koyduğu için aldım. Çok cazip geldi bana ismi. Kendi atımın Sergen olması güzel bir şey tabii. Ve Mustafa Sandal'ın Uludağ'daki kayak şovu. Olay yaratan Hülya Avşar, Tanju Çolak aşkı. Evet, zamanında böyle bir şey yaptım. Ve bunun bir hata olduğunu anladım. İnsanlar hatayı ikinci kez yaparlarsa hatadır. Kliple başlayan Uçe, Ebru Gündeş aşkı. Sen Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun. Seni gören şifa bulur, gel de gönlüm şifa bulsun. Teknede başlayıp karada biten Demet Özdemir, Oğuzhan Özyakup aşkı. Bitişiyle üzen Snyder Yolante aşkı. Yenge ne demek? Yenge? Yolante yenge. İşte dünden bugüne, siyah beyaz dönemden günümüze unutulmaz futbolcu sanatçı aşkları. Box, sen nelere kadirsin? Ne diyet, ne perhiz. Dünyanın konuştuğu melekler boks sayesinde şehre inmiş. Tüm dünyanın melekler defilesinin birbirinden güzel modelleri. Galaxy sitting on a dash, she a rock star, make your favorite singer wanna rap. Baby la la Lisa, can you teach me Japanese? I said hype hype. Bu muhteşem moda şovuna nasıl hazırlandı? Arda Turan'dan eşiyle ilgili çarpıcı itiraflar. Fenerbahçeli Derya Ulu'nun şampiyonluk hayali. Devrim Özkan, Lucas Torreira'dan evlenme teklifi aldı mı? İşte haftanın spor magazin turu. Arda Turan'dan eşi Aslıhan Turan'a ince gönderme. Hanımınız da en az sizin kadar meşhur değil mi? Benim kadar değil ama meşhur. Devrim Özkan, Galatasaraylı Lucas Torreira'dan evlilik teklifi mi aldı? Bir teklif de gelmiş diye duyduk ama.
Nereden duydun? Şampiyon olamamak Fenerbahçeli Derya Uluğ'un canına nasıl tak etti? Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu görmek istiyoruz. Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu gerginliğiyle ilgili ne dedi? Kerem Aktürkoğlu'yla bir gerginlik yaşandı sanırım. Bir doğru yol, yanlış yol tartışması yaşandı. Size bir göndermeli fotoğraf paylaştınız. Neler söyleyeceksiniz? İşte spor magazin dünyasında haftanın haberleri ve özel röportajları. Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Arda Turan, kardeşi Okan Turan'ın ismini Okan Burak'a olan hayranlığı nedeniyle kendisinin koyduğunu açıkladı. Ben çok fanatik Galatasaraylıydım. Şu anki Galatasaray teknik direktörü Okan Burak'ın kardeşim doğduğunda ayağı kırılmıştı. Ben de çok üzülmüştüm 6-7 yaşlarında. Okan olsun diye tutturmuştu. Annem de içinde kan var diye çok istememişti, hatırlıyorum çocukken. Yani eski rahafeler olur ama sonunda kabul ettirdik. Eşi Aslıhan Turan'ın şöhreti soruldu Arda Turan'a. Güldüren açıklamalar yaptı ünlü futbol adamı. Hanımınız da en az sizin kadar meşhur değil mi? Benim kadar değil ama meşhur. Onunkisi daha klas bir meşhurluk diyelim. Niye? Daha sempati gören... Eşim kaliteli bir kadındır, o yüzden öyle gözükür, öyle bilinir. Yıllar önce şarkıcı Berkay'la yaşadığı gerilimle ilgili de konuşan Arda Turan, silah detayı dışında o olayın pişmanlığını yaşamadığını dile getirdi. Çok fazla rahatsız olduğum bir konu değil yani. Bir sürü hatam ve yanlışım var o konuyla ilgili ama onda neler olduğunu belgeselle anlattım yani. Hastaneye o şekilde gitmek yanlıştı ama sebeplerinde haklıyım. Öte yandan Arda Turan, büyük oğlu Hamza'nın doğum gününü eşi ve ailesiyle birlikte kutladı. Doğum gününden sosyal medyaya bu videolar yansıdı. Eski basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm, müziğe her daim meraklıydı. Elif Gönlüm, yıllar önce eşiyle birlikte şarkı da söylemişti. Nefes koçluğundan çay uzmanlığına, iş kadınlığından oyunculuğa kadar birçok vasfı olan Elif Gönlüm şimdi de şarkıcılığa soyundu. Eşi ve iki oğluyla 5 yıl önce Londra'ya yerleşen Gönlüm, söz ve bestesi kendisine ait olan Saf Derun adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Yarı bir dünya, yarı bir ben, döner döner dururum ama içimdeki bu ateşten kurtulamam. Dönerse döner, durursa durur bu dünyanın düzeyi ama durduğu hiç görülmedi süratli intizam. Kızılcık Şerbeti dizisine Mary karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu, HT Spor'a yayın hayatında başarılar dilerken spora olan ilgisini anlattı. Öncelikle kanalımız açıldı, hayırlı uğurlu olsun. Spor izlemeyi seven biriyim. Öncelikle en büyük aşkım olimpiyatlardır. Gerçekten hep hadi şu yıllar geçsin de olimpiyat gelsin. Hem olimpiyat çok severim hem kış olimpiyatları çok severim. Spor izlemeyi çok seven Şebnem Bozoklu'nun atletizme olan ilgisi bir başka. Atletizm çok severim. Kısa mesafe koşusu izlemeyi çok severim. Yani 100 metreciler hem çok orijinal tiplerdir zaten. Her zaman acayiptiler. Atletizmi çok severim. Kadın voleybolu izlemeyi çok severim. Şimdi yeni tutkum kadın futbolu izlemek. Galatasaray taraftarı olan Şebnem Bozoklu, Galatasaray kadın futbol takımını da yakından takip ediyor. Galatasaraylıyım ben. Şimdi bizim kadın futbol takımımız Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz. Yani şeylere giden, gruplara giden ilk takım olduk. Heyecanlı kızlarımızın maçlarını da izliyorum. Erkek futbol takımını da yakından takip eden Bozoklu'ya göre bu yıl kurulan kadro çok iyi. Galatasaray'ın transferlerinden ben memnunum. Çok büyük bir star ağırladık. Zaten Icardi'miz vardı, şimdi bir de Osimhen'imiz var. Mertens'i çok beğenirim. Çok iyi bir takımımız vardı zaten. Ve fakat genel olarak tahmin hiç yapmam. Futbolda tahmin yapmayı sevmem. Çünkü gerçekten top yuvarlaktır ve helener şey olabilir. Ama bence zevkli, iddialı bir sezon izleyeceğiz, lig izleyeceğiz. Öyle hissediyorum. Şebnem Bozoklu'nun küçük yaşlarda basketbol oynadığını da öğreniyoruz. Küçük yaşlarda ailem açıkçası beni
basketbola gönderdi. Ben biliyorsunuz öyle çok uzun boylu bir insan değilim. 3 sene basketbol oynadım bir kulübün altyapısında. Ama sonra daha fazla uzamadı boyum. Hani gard olarak oynayabilirdim, oyun kuruculuk yapabilirdim. Ama aslında en büyük tutkum spordan çok sanatta, hep oyuncu olmak istiyordum, tiyatroda olmak istiyordum. O yüzden çok da üstüne düşmedim. Ama basketbol izlemeyi sevme sebebim aslında kurallarına, taktiğine aşina olmamdır. Pop müziğin başarılı ismi Derya Uluğ'la birlikteyiz. Futbolla ilgili, hatta futbolda oynayan bir ünlümüz o. Spor hayatının bir parçası Uluğ'un. Spor her zaman yapıyorum. Benim hep hayatımda var her zaman. Pilates olsun, fitness olsun, yürüyüşler. Arada yoga yapıyorum. Spor benim hayatımın zaten bir parçası. HT Spor'a yayın hayatında başarılar dileyen Derya Uluğ için maç izlemek büyük keyif. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Ben özellikle benim futbol konusunda bir şeyim var. Yani müziği ne kadar seviyorsam aslında futbolu da o kadar çok seviyorum. Sadece Türkiye değil Avrupa'daki maçları da izliyorum. Daha sonrasında yorum programlarını izliyorum maçlardan sonra. Sevdiğim bir şey, hobim, en büyük hobim. Fenerbahçe taraftarı olduğunu bilmeyen yok. Fenerbahçe'yi soruyoruz güzel şarkıcıya. Bence 2 senedir Fenerbahçe'nin kadrosu gayet güzel. Bazı eksiklikler yok mu? Var. Tabii ki de bazı bölgelerde. İnşallah devre arasında onlar da tamamlanır. Daha güçlü bir kadromuz olur ama ben şu anki kadrodan memnunum. Güzel, gerçekten yıldızlarla dolu bir takım. Her şeyden öte bireysel yetenekleri yüksek olan oyuncular var takımda. Lokomotif olan oyuncular var. Eğer psikolojik olarak da o şeyi geçebilirsek, barajı, ben bu yıl şampiyonun en büyük adaylarından biri olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yıllar süren şampiyonluk hasreti canına tak eden Derya Uluğ artık takımını şampiyon görmek istiyor. Vallahi artık 10 sene sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu görmek istiyoruz tabii ki de. Benim gibi bütün Fenerbahçe taraftarları düşünüyordur. Ama her şeyden öte ben üzerine basmak istiyorum. Bu sonuçta bir spor, bir futbol altı üstü. Eleştirilerimizi, kıran kırana mücadelelerimizi hep fair play içinde yapmalıyız. Yani futbolun içinde de dışarıda da hep birbirimizi incitmeden, kırmadan, barış ortamında ve belli bir kaliteyle mücadele etmeliyiz diye düşünüyorum. Hem kulüpler hem taraftarlar olarak. Futbol dünyasının sosyal hayattan kameralara takılan görüntüleriyle devam ediyoruz. Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile eşi ve arkadaşlarıyla turda görüntüleniyor. Immobile kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ediyor. Have a nice day. Thank you guys. Necati Ateş'i yakın arkadaşı Cansel Elçin'in tiyatro oyununda görüntülüyoruz. Galatasaray efsanesi Ateş, teknik direktör Okan Burak'a gelen eleştirileri normal karşılıyor. Çok normal eleştiriler olacak. Şampiyonlar Ligi'ne girilmediği için bir eleştiri var ama hala yani bütün taraftarı, yönetimi, herkes Okan Hoca'ya güveniyor. Benim takım arkadaşım, çok iyi tanırım kendisini, hırsını çok iyi bilirim. Çok da iyi bir abimdir, dostumdur. Galatasaray'da çok başarılı iki dönem geçirdi. Biraz sallandığı zaman Türkiye'de sadece Okan Hoca için değil, bütün hocalar eleştiriliyor. Çok doğal, normal olan bir süreç. Ligin çok başındayız da. Çok uzun bir süreç var. Necati Ateş, önümüzdeki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iyi geçeceğini düşünüyor. Derbiler güzel olmaya başladı bu sene, gollü olmaya başladı. Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi çok rahat geçti. Sezon başında da bir 5-0'lık kupa maçı var. Galatasaray bu maçı bekleyecektir. Aklında da o skor her zaman duruyordur. Güzel derbi. Fenerbahçe Galatasaray maçındaki gollü bir derbi. Aynı maçları görmek isterim. Bir gün sonra Necati Ateş yanında kız arkadaşıyla Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat çiftiyle kafe keyfinde. Cansel Elçin'i sahnede çok beğenmiş. Ben dün Cansel'e odaklıydım. Acayip çok tiyatroya giden biri değildim. Kız arkadaşımla beraber gittik. Çok güzeldi. İlk defa Cansel'i canlı ve karşımda izleyince ne kadar onun büyük bir oyuncu olduğunu orada şahitlik ettim.
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, sevgilisi oyuncu Devrim Özkan'ın başrolünde yer aldığı Mavi Mağara filminin galasında şık takım elbisesiyle çıktı kameralar karşısına. O gece çok güzel görünüyor Galatasaray'ın gelin adayı Devrim Özkan. Devrim Özkan'ın ayrılıp barıştıktan sonra Lucas Torreira'dan evlilik teklifi aldığı konuşuluyordu. Böyle bir teklif oldu mu? Nereden duydun? Bir şeyler söyledim. Olursa söyleriz tabii ki. Niye saklayalım yani? Fenerbahçeli Mert Hakan yandaşı yemek çıkışı görüntülüyoruz. Biraz konuşalım isterseniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Teşekkürler. Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'yla sosyal medyada yaşadığı atışma soruluyor Fenerbahçeli yıldızı. Kerem Aktürkoğlu'yla bir gerginlik yaşandı sanırım. Bir doğru yol, yanlış yol tartışması yaşandı. Size bir göndermeli fotoğraf paylaştınız. Neler söyleyeceksiniz? Sporun yıldızları sosyal medyada neler paylaştı bir bakalım. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci eşi ve oğluyla yaşadığı eğlenceli anların videosunu yayınladı. Who cares for what you've got if you're not having any fun? Are you having any laugh? Fenerbahçeli Dušan Tadić ailecek çıktıkları hayvanat bahçesi turundan bu paylaşımları yaptı. Yusuf Yazıcı, eşi oyuncu Melisa Aslı Pamuk'la bu paylaşımları yaptı. Milli voleybolcu Zehra Güneş, takım arkadaşı Melisa Vargas'ın doğum gününden bu kareleri yayınladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un doğum günü antrenmanda pastayla kutlandı. İyi ki doğdunuz hocam. Evet, hepinizi görmek çok güzel. Buradan selamlarım, sevgilerimizi bütün Türkiye'ye iletelim. 51. yaşınız olacak hocam. 51 kere maşallah diyelim. Ben 41 diyebilirim. 41 kere maşallah diyelim. Real Madrid takımın iki genç futbolcusu Arda Turan ve Endrick'in oynadığı knockout oyununun görüntülerini paylaştı. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel hem hamilelik paylaşımı yaptı hem de üçüncü bebeklerinin de kız olacağını müjdeledi. Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen pembe top bu yıl Çağla Şikel'in elinden havalandı. Bu özel an öncesi Çağla Şikel oğullarıyla birlikte tribündeydi. Çağla Şikel, Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi olmaktan dolayı gururluydu. Çok heyecanlıyım. Her zaman gönülden destek verdiğim bir proje. Ve burada bir kez daha topu havalandıracak olmak, daha doğrusu ilk kez ama gönülden her zaman destek verdiğim için bunu söylemeliyim. Çok heyecanlı. Çok önemli bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Erken tanının hayat kurtardığını biliyoruz. O yüzden de bugün Pembe Topumuzu tüm kadınlar için ve bu farkındalık için havalandıracağız. Çağla Şikel, Anadolu Efes Olympiakos karşılaşmasının hava atışını pembe topla yaptı. Olay yaratan Hülya Avşar, Tanju Çolak aşkı. Evet, zamanında böyle bir şey yaptım. Ve bunun bir hata olduğunu anladım. İnsanlar hatayı ikinci kez yaparlarsa hatadır. Kliple başlayan Uçe, Ebru Gündeş aşkı. Sen Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun. Seni gören şifa bulur, gel de gönlüm şifa.
teknede başlayıp karada biten Demet Özdemir, Oğuzhan Özyakup aşkı. Bitişiyle üzen Snyder, Yolante aşkı. Yenge ne demek? Yenge? Yolante, yenge. İşte dünden bugüne, siyah beyaz dönemden günümüze unutulmaz futbolcu sanatçı aşkları. Sibel Can'ın Galatasaraylıları Çıldırtan Marşı, Özcan Deniz'in Sportif Yılları, Mustafa Sandal'ın kayak şov yaptığı görüntüler. HT Spor Magazin'de şimdi TBT zamanı. Sibel Can'dan Galatasaraylıları Çıldırtan Şarkı. Cibam yanı yolun açık olsun. Özcan Deniz'in En Sportif Yılları. Sergen'in kendi adını taşıyan atı Sergen'e bindiği günler. Bunu ben Tayken almadım, bunu birisinden aldım. Benim adımı koyduğu için aldım. Çok cazip geldi bana ismi. Kendi atımın Sergen olması güzel bir şey tabii. Ve Mustafa Sandal'ın Uludağ'daki kayak şovu. HT Spor Magazin'in vazgeçilmezi TBT Futbol Magazin'e bu hafta Sibel Can'la dönemin ünlü fotoğrafçısı Erol Atar'ın futbol sohbetiyle başlıyoruz. Fenerbahçe formalı Sibel Can, eskiden Galatasaraylı olup Fenerbahçe'ye geçtiğini anlatıyor sohbette. Bir ara ben de başka bir takımı tutuyordum. Yani herkes hata yapabilir, olabilir böyle şeyler. Geliyorsun işte. Yani normal takımıma döndüm ve kimse beni bundan sonra döndüremez. Ölene kadar Fenerbahçeli. Sibel Can ayaküstü Beşiktaşlı Erol Atar'ı Fenerbahçeli yapıyor. Bu yıl biz şampiyon olacağız. Şampiyonlukla birlikte seni de Fenerbahçe'yi alıyoruz, tamam? Anlaşabiliyor muyuz? Anlaşıyoruz. Şampiyonlukla birlikte sen de Fenerbahçeli oluyorsun. Peki. Tamam. Ve Sibel Can efsane başkan Alişe'nin o meşhur sözüyle tamamlıyor sohbeti. Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak. Sibel Can öyle koyu Fenerbahçeli ki o yıllarda her adımında bir amigo gibi. Orkestrasıyla birlikte Galatasaraylıları kızdıran bir marş yapmış Sibel Can. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Cimbom hadi yolun açık olsun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Cimbom yanı yolun açık olsun. Sibel Can ve orkestrasının Cimbom Yolun Açık Olsun marşının yanı sıra ünlü şarkıcının dansları da ilgi çekici. Gençlik yıllarında sportif bir ünlüymüş Özcan Deniz. Kaldığı otelin bahçesinde top sektiriyor yakışıklı şarkıcı. Futbolda pek yetenekli olduğu söylenemez Özcan Deniz'in. Ama düzgün fiziğinin sırrı sporda. Bol bol mekik çekiyormuş o yıllarda. Sportmen Özcan Deniz'in tişörtüyle havuza atlayıp tişörtünü havuzun içindeyken çıkardığı anlar görülmeye değer. Eskinin modası da farklı tabii. Şimdi milyon verseniz Özcan Deniz'e bu slip mayoyu giydiremezsiniz. Bir dönem sanatçıların yaptıkları sporların kıyafetleriyle veya tuttukları takımların formalarıyla poz vermeleri meşhurmuş. İşte dönemin güzellerinden Harika Avcı. Patenci kısalleriyle göz alıcı pozlar veren Harika Avcı'nın Beşiktaş formasıyla da verdiği pozlar görülmeye değer. Dönemin Beşiktaşlı yıldızı Sergen Yalçın'ın kendi adını taşıyan bir atı vardı. İşte o efsane görüntü. Sergen, kendi adını taşıyan Sergen'in üstünde. Sergen, kendi ismimizi verdiğimiz
Kendi atımız Sergen. At merakını hobi olarak bırakmayan Sergen Yalçın 3 tane birden at almıştı. Onlardan ilki olan Arap atı Sergen'in üstünde kameralara poz vermişti ünlü yıldız. Bunu ben Tayken almadım, bunu birisinden aldım. Benim adımı koyduğu için aldım. Çok cazip geldi bana ismi. Kendi atımın Sergen olması güzel bir şey tabii. 3 atım da erkek. Enteresan olmuştur. Tabii hepsi erkek atlarım. Benim gibi erkek. Fiziğiyle yıllara meydan okuyan Mustafa Sandal'ın formu spordan geliyor. Musti, zamanının hızlı kayakçılarından. Musti o dönem magazin kameraları için Uludağ'da kayak yapmış ve tüm hünerlerini sergilemişti. Sen nelere kadirsin? Ne diyet, ne perhiz. Dünyanın konuştuğu melekler boks sayesinde şehre inmiş. Tüm dünyanın melekler defilesinin birbirinden güzel modelleri. Galaxy sitting on a dash, she a rock star, make your favorite singer wanna rap, baby la la Lisa, can you teach me Japanese? I said hype hype. Bu muhteşem moda şovuna nasıl hazırlandı? Futbolcular ve sanat dünyasının aşk sansasyonları yıllardır hep büyük ilgi gördü. İşte geçmişten bugüne efsane haline gelen futbolcu sanatçı aşkları ve ayrılıkları. Olay yaratan Hülya Avşar, Tanju Çolak aşkı. Evet, zamanında böyle bir şey yaptım. Ve bunun bir hata olduğunu anladım. İnsanlar hatayı ikinci kez yaparlarsa hatadır. Kliple başlayan Uçe, Ebru Gündeş aşkı. Sen Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun. Seni gören şifa bulur, gel de gönlüm şifa bulsun. Teknede başlayıp karada biten Demet Özdemir, Oğuzhan Özyakup aşkı. Bitişiyle üzen Snyder Yolante aşkı. Yenge ne demek? Yenge? Yolante yenge. İşte dünden bugüne, siyah beyaz dönemden günümüze unutulmaz futbolcu sanatçı aşkları. Yeşil Sağlar'ın sanat dünyasıyla yakın bir bağ oldu hep. Magazin tarihinin en sansasyonel futbolcu sanatçı aşkı Tanju Çolak Hülya Avşar aşkıydı şüphesiz. Yürü ya kulum, bana dokunma, hiç çekişimden ne de bulma. Zamanın Avrupa gol kralı Tanju Çolak'la dönemin en güzel kadını Hülya Avşar'ın süresi kısa, etkisi uzun süren bir aşkı oldu 90'lı yıllarda. Hülya Avşar yıllar sonra bu aşk için pişmanlık demişti. Evet, zamanında böyle bir şey yaptım. Ve bunun bir hata olduğunu anladım. İnsanlar hatayı ikinci kez yaparlarsa hatadır. Daha eskiye gidince karşımıza Metin Oktay, Gönül Yazar aşkı çıkıyor. Taçsız Kral filminde iki sevgiliyi oynayan rahmetli Metin Oktay'la Taş Bebek Gönül Yazar aşklarını set dışına taşımıştı. Çok teşekkür ederim. Aha, nereye? Eve. Çok erken değil mi? Sabah erken kalkmam lazım. Epey de gezdik. Biz de otururuz, plak dinleriz. 90'lı yıllar futbolcu, sanatçı aşkları açısından hareketli geçti. O zamanlar manken olan Ayşe Hatun Önal'la futbolcu Ümit Davala bir dönem aşk yaşamıştı. Ama kalbimi sıkıyor. Ebru Gündeş'in de ünlü bir futbolcuyla aşkı oldu. Gündeş klibinde de oynayan Fenerbahçeli Uçe ile bir dönem birliktelik yaşadı. Sen Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun. Seni gören şifa bulur, gel de gönlüm şifa bulsun. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan Töre bir dönem oyuncu Esra Bilgiç ile evlenmiş ama bu evlilik çok kısa sürmüştü. Müzik
Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder, bir dönem manken ve oyuncu Yolante Kabu ile evliydi. Türkiye'de oldukları dönemde Yolante yenge diyorduk ona. Yenge kelimesinin tanımını bir de sizden alayım. Yenge ne demek? Yenge? Yolante, yenge. İçimizden biri olan Yolante Kabu filmlerimizde bile oynamıştı. Artık komik gelmiyor muyum sana? Ancak Sneijder futbolu bıraktıktan sonra arası açılan çift geçtiğimiz yıllarda boşandı. Göz alıcı yengelerimizden biri de Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nusko Tosic'in eşi Yelena Tosic'ti. Özel hayatlarıyla çok konuşulan çift de geçtiğimiz yıllarda boşandı. Ama olaylı futbolcu-sanatçı ayrılıklarında ilk sırayı kesinlikle Shakira ile Pique'nin biten evliliği alıyor. Mutlu giden evliliklerine ihanet gölgesi düştü ünlü çiftin. Pique'nin Shakira'yı aldattığı iddiasıyla başlayan süreçte hala eski çift arasındaki çekişme devam ediyor. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that. Son yıllarda pek çok futbolcu oyuncu aşkına tanık oldu magazin dünyası. Birlikte burun ameliyatı olup birlikte güzelleşen Alper Potuk'la Tuvana Türkay'ın ilişkisi estetikten sonra sona erdi. Demet Özdemir'in aşk hayatında bir yıldız futbolcunun ismine rastlamak mümkün. Güzel oyuncu o dönem Beşiktaş'ta forma giyen Oğuzhan Özyakup'la birliktelik yaşamıştı. Yeşil sahaların dünya ünlü çapkını Cristiano Ronaldo daha önce Paris Hilton ve Rus model Irina Shayk'la beraberlik yaşadı. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı sol bek Roberto Carlos'un şarkıcı Ebru Polat'la kısa süreli birlikteliği magazin manşetlerini süslemişti. Ünlü şarkıcı Deniz Sekin'in bir dönem Galatasaray'da da forma giyen futbolcu Ali Turan'la kısa süreli bir birlikteliği olmuştu. Bir varmışım, bir yokmuşum, ne güzel değil mi? Mehtap gibi. Tüm dünyanın konuştuğu Melekler Defilesi'nin perde arkasında boks ve kickboks var. Güzeller güzeli modeller ünlü defileye nasıl hazırlandı? İşte Melekler Defilesi'nin hazırlık aşamaları. Hey boks, sen nelere kadirsin? Ne diyet, ne perhiz? Dünyanın konuştuğu melekler boks sayesinde şehre inmiş. Tüm dünyanın melekler defilesinin birbirinden güzel modelleri. Bu muhteşem moda şovuna nasıl hazırlandı? İşte Adriana Lima'dan Bella Hadid'e, Taylor Hill'den Gigi Hadid'e, meleklerin muhteşem şova hazırlanma süreci. Geçtiğimiz hafta Amerika'nın New York kentinde yapılan Melekler Defilesi tüm dünyanın dilinde. Dünyanın en ünlü modellerinin 6 yıl aradan sonra podyuma çıktığı defilede modellerin formu göz kamaştırdı. Bu muhteşem görüntülerin sırrı sporda saklı.
Zira defilede podyuma çıkan modellerin hepsi bu şova sporla, özellikle boks ve kickboksla hazırlandı. İşte Adriana Lima. Defilede eski günlerini aratmadı 43 yaşındaki model. Bir ara aldığı kilolarla konuşulmasına rağmen podyumda muhteşem görünüyordu. Adriana Lima şova hazırlanırken günde en az 2 saat spor yaptı. Fitness ve pilates yapsa da boks ve kickboksu ön planda tuttu Lima. Defilenin yıldızlarından biri de kırmızı iç çamaşırıyla kanatlanan Bella Hadid'ti. Dünyaca ünlü model formunu boks yaparak tutuyor ve boks sayesinde eşsiz fiziğinden hiç ödün vermiyor. Bella Hadid'in ablası Gigi Hadid'in de defiledeki görüntüsü nefes kesiciydi. O da kardeşi gibi boksla hazırlandı muhteşem şova. Attığı her bir yumrukla erittiği fazla kilolar sayesinde defilede cici bir cici fırtınası esti. Melekler defilesinin yıldızlarından biri de Güney Afrikalı model Candice Swanepoel'di. Muhteşem sarışın hem bu defile öncesinde hem de hayatının genelinde formunu fitness hareketleriyle koruyor. Melekler defilesinde yer alan Alessandro Ambrosio'dan Kate Moss'a, Eva Herzigova'dan Carla Bruni'ye kadar pek çok modelin hayat felsefesi spor. Spor Magazin'den bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta yine spor ve magazinin buluştuğu noktada sizlerin karşısındayız. Hoşçakalın.